günlerde halk ekmeğe bir zam yaptınız. Çorum Belediye Meclis toplantısında gündem dışı söz alarak konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz kamuoyuna açık sorduğu sorulara Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'ın değil de belediye basın biriminin cevaplamasına tepki gösterdi. Paylaşımları yaparken de grup adına yani AK Parti'nin yapmış olduğu birkaç böyle enteresan restorasyon vardı. O fotoğrafları da koyarak inşallah şehrimizdeki bu dünyanın en dar ticaret merkezi zarar görmez, layıkıyla yapılır diye bir eleştirde bulunduk. Bunun karşılığında hemen belediyemizden, belediye basın biriminden tarafımıza bir açıklama yapıldı. Şimdi belediye yönetiminin kamerası hangisi? Bu mu diyelim arkadaşlar? Yakın çekerseniz bundan sonra sorularımızı biz Sayın Başkan'a, yönetime değil, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak belediye basın birimine soracağız. Belediye ile ilgili her türlü bilgiyi biz belediye basın birimine soracağız arkadaşlar. Niye? Soruyoruz. Belediyeden yanıt yok. Örneklerini vereceğim. Ama öyle bir cevap veriliyor ki seçilmiş meclis grubuna engin tecrübeler, şehirde şunu yaptıkları, bunu yaptıkları. Evet. Bir meclis üyesi şehirde her şeyi çok çok iyi bilmek durumunda değil. Ama iyi bir idareci, işini iyi yapacak insanlarla çalışmak zorunda. O yüzden bundan sonraki sorularımızı yönetime değil, biz belediye basın birimine ve Sayın Başkan'ın tanıtım organı olan adını Çorum Yönetliği koymuşsunuz ama yani Çorum'la ilgili hiçbir haberin olmadığı gibi sadece sizlerin kişisel reklamları, tanıtımlarını ayırdığınız haber kanalına ve belediye basın birimine soracağız. Çorum Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı Turgut Özal Konferans Salonu'nda Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 14. maddeye geçebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz son dönemde halk ekmeğe yapılan zammı eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde halk ekmeğe bir zam yaptınız. Hemen halk ekmekten başlamak istiyoruz. Yönetime geldiğiniz günden beri bu halk ekmeği yapılan ikinci zam oldu. Oysaki halk ekmeği Çorum Belediyesi'ne ait bir müessesedir. Amacı ve gayesi yurttaşa, şehre ucuz ekmek getirmek, serbest piyasa ekonomisinde fırınların aşırı zam yapmasının önüne geçmesidir. Ama görüyoruz ki geldiğiniz günden beri girdi maliyetlerini bahane ederek ikinci defa hem de fırıncılardan hemen sonra. Yani önce fırıncılar zam yapıyor. Hemen arkasından bizim belediyemizde fırsat bu fırsat. Arkadaşlar girdi maliyetleri zaten yükseldi. Biz de şu ekmeğe bir zam yapalım anlayışıyla ekmeğe zam yapılmakta. Yılmaz, zamlar geri çekilsin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak ekonomik kriz artık sonbaharında gelmesiyle birlikte okulların da açılmasıyla birlikte dar gelirli yurttaşı düşünerek bu zamın geri çekilmesini talep ediyoruz. Ki iki gün önce yine basında ben de takip ettim arkadaşlar, sizler de görmüşsünüzdür. Halk ekmek büfelerinin önündeki uzun kuyrukları gazeteci arkadaşlar manşetlerine taşıdılar. Bu anlamda bize de çok fazla, bizim grubumuza muhtemelen sizlere de geliyordur. Halk ekmek büfelerinin yetersiz olduğu, önlerinde kuyrukların oluşturulduğu ve çok daha fazla halk ekmek büfesi talebi vardır. İdareler de bu konuyla ilgilenerek vatandaşın ekmek kuyruklarında bekletilmeden halk ekmeğe, çünkü çok güzel tesis var, çok kaliteli, halkımızın ulaşması bakımından kolaylık yapmanızı özellikle CHP Meclis Grubu olarak istiyoruz.